Günaydın değerli izleyenler. Bugün 18 Mayıs Perşembe. Ben Zeynep Erataman. Bloomberg HT'de ilk söz başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl koridoru anlaşmasının süresinin 2 ay uzatıldığını duyurdu. Rusya ve Ukrayna yetkilileri de Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasının 18 Temmuz'a kadar uzatıldığını teyit etti. Merkez Bankası'nın konut fiyat endeksi Mart'ta yıllık %132,76, aylıksa %5,4 artış kaydetti. Endeks önceki ay yıllık bazda %141,48 artmıştı. Konut fiyatlarında yıllık artış İstanbul'da %127,3, Ankara'da %135,2, İzmir'de ise %133,4 olarak gerçekleşti. Avrupa Birliği artan ticari faaliyetler karşısında gümrüklerde reform yapmaya hazırlanıyor. Avrupa Birliği bu kapsamda gümrüklerin kontrol kapasitesini güçlendirmek ve formaliteleri azaltmak için yeni bir veri merkezi kurma hazırlığı yaptığını açıkladı. Eski İngiltere Başbakanı'ndan Çin'e karşı ekonomik NATO çağrısı geldi. İngiltere eski başbakanı Liz Truss, Çin'in teknolojik korumacılığı, askeri büyümesi ve kurduğu ittifaklarla Batı'yı yeni bir soğuk savaşa zorladığını ileri sürdü. Batı'nın buna karşı yeni savunma ağları ve ekonomik ittifaklar oluşturması gerektiğini savundu. Truss, bu tehditlerle yanıt verebilmek açısından özgür ülkelerden oluşan bir ekonomik NATO'ya ihtiyaç olduğunu söyledi. Küresel borçlar ilk çeyrek sonu itibariyle bir önceki çeyreğe kıyasla 8,3 trilyon dolar artışla 305 trilyon dolara yükseldi. Gelişmekte olan ülkelerde borç 100 trilyon doları aşarak rekor kırdı. Bu sınıftaki ülkelerin %75'inde borç arttı. Borsa İstanbul 100 ana endeksi %1,57 toparlandı. 4661 puanda kapanış yaptı. 71 puan kadar yükselen borsada hacim 63,1 milyar liraydı. Bankalar %1,09 düşerken holdingler %1,75 yükseldi. En çok kazanan tarafta %4,73 ile elektrik, en çok kaybeden tarafta %1,36 ile spor endeksi yer aldı. Bugün Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu, piyasa katılımcıları anketi ve net uluslararası yatırım pozisyonu verilerini takip ediyoruz içeride. Ayrıca haftalık para ve banka istatistikleri gelecek. Yurt dışında ise Amerika'nın haftalık işsizlik maaşı başvurularıyla ikinci el konut satışları bugünün ajandasında. Öncesinde borsaya tekrar dönecek olursak endeks %85 hisse günü artıda tamamladı. 14 hisse düşerken bir hisse yataydı. Puan bazlı katkılarda Sasa Polyester'i, Turkcell, Tüpraş, Hektaş ve Tofaş takip etti. Puan bazlı baskılarda ise BİM'den sonra Akbank, İş Bankası, Garanti ve Yapı Kredi geldi. Dün takip ettiğimiz diğer rakamlarda neler vardı? Merkez Bankası'nın açıkladığı kısa vadeli dış borç stoku rakamları Mart ayında 161,4 milyar dolar seviyesinde açıklandı. YSK Başkanı Yener de Yüksek Seçim Kurulu'nun itirazları yasal süresi içerisinde sonuçlandıracağını ifade etti. Tahvil tarafına geldiğimizde merkez adımları sonrasında faizlerde düşüştüm bir miktar törpülendi. Örneğin gösterge bileşikte yön biraz yukarı döndü ve 8.13'te kapanışı gördük. 10 yıllık kağıt 9.85'te valörlüğü uğurlarken 2030 vadeli bileşik getiriye baktığımızda 3 günde 987 bas puan düşüşle 6.45'e gelmiş olması da dikkat çekti. Dolar endeksi tarafına döndüğümüzde ise dün Amerikan Başkanı Biden ve Temsilciler Meclisi Sözcüsü McCarthy'nin toplantısı vardı. Bu toplantıdan olumlu mesajlar çıktı. Haftanın sonuna gelmeden bir uzlaşıya varmayı hedefliyoruz diyen McCarthy'den sonra Biden da Amerika'nın temerrüde düşmeyeceğini taahhüt etti. Böyle olunca 7 haftadır ilk defa Amerikan dolar endeksi 103 seviyesinin üzerine attı. Ama bu sabah 102.88'de işler sürüyor. Parite 1.08.38'de, sterlin ise 1.24.78'den ev değiştiriyor. İçeri yansımalarda dolarda kuvvetlenme sürdü. 19.76 seviyesi bu sabah ekranımıza yansırken Euro TL'de de 21.42 düzeyinde işlem. Kotasyonlar Asya seansında sürüyor. Avrupa tarafına döndüğümüzde dün Euro bölgesine ilişkin gelen enflasyon verisi Nisan'da %7 ile tam da ekonomistlerin beklediği doğrultuda gerçekleşti. Avrupa'nın dün otomotiv satışları verisini de aldık. Orada
Nisan ayında %16'lık bir yükseliş var. Stoxx 600 endeksinin %0,15 kadar aşağıda kapanış yaparken gıda ve içecek sektörü %1,3 ile aşağı yöne önderlik etti. Deutsche Bank Epstein ile ilgili davada mağdurlara 75 milyon dolarlık bir tazminat ödemesinde uzlaştı. Commerzbank güçlü gelen bilançosuna rağmen %4 kadar satış gördü. Aynı zamanda Avrupa Merkez Bankası Başkanı De Guindos'un yaptığı açıklamada parasal sıkılaştırmanın çoğunun bittiğine işaret eden açıklamalar vardı ama işimiz tam bitmedi dedi. Dolayısıyla çoğu gitti, azı kaldı şeklinde yorumlayabileceğimiz bir ifade gördük. Avrupa piyasalarının dünkü kapanışında ekranımıza sadece ZDAX yeşillerde geldi. Geriye kalanlar kırmızılarda. Detayları içinse Avrupa piyasa analistimiz Ceren Dilekçi Köseoğlu'nun Londra notlarını şimdi ekrana getirme zamanı. Avrupa borsalarında yasaya yakın karışık bir seyir vardı. Bilançoları takip etmeye devam ediyoruz. Alman banka Commerzbank'ın ilk çeyrek net karının beklentileri aşmasına rağmen bankanın net faiz geliri tahmininin beklentileri karşılamamasının etkisiyle hisseleri günü sert değer kaybıyla tamamladı. Euro-dolar karşısında değer kaybına devam ediyor. Dolar endeksi güçleniyor. Euro-dolar paritesi %0,4'lük düşüşle 1.08.20'ler seviyesine kadar geri çekildi. Veriler cephesinde Euro bölgesinden enflasyon verisini aldık ve Euro bölgesinde manşet enflasyon sınırlı bir şekilde Nisan ayında yükseldi fakat çekirdek enflasyon yavaşladı. Manşet enflasyon %7 seviyesine yükselirken çekirdek enflasyon %5,7'den %5,6'ya geriledi. Gıda fiyatlarındaki artış yavaşladı fakat hizmetler sektöründe fiyatlar artmaya devam ediyor. Reel bazlı ücretler geriledi fakat hizmetler sektöründe düşük işsizlik, iş gücü açığı gibi sorunlar nedeniyle önümüzdeki nominal tarafta ücretlerin artmaya devam etmesi enflasyon üzerinde uzun dönemli bir baskının işareti olarak yorumlandı analistler cephesinde. Avrupa Merkez Bankası'nın 15 Haziran'daki toplantısında olacak gözler. Mevcut durumda faizlerin %3,75 seviyesine çıkmasını bekliyor piyasa. Fakat Hozman gibi bazı şahin üyeler %4'ü bile aşmasının mümkün olduğuna dikkat çekiyor mevduat faizlerinin. Diğer tarafta şirket haberlerine baktığımız zaman Stellantis'ten İngiltere'deki fabrikaların kapanabileceği uyarısı geldi. Özellikle Brexit'in ardından belli başlı kriterleri uygulamak durumunda İngiltere hükümeti hayata geçirmek durumunda ve eğer bu kuralların uygulanması halinde ki %10 gümrük vergisi uygulanabilir böyle bir senaryoda belli kurallar eğer hedefler tutmazsa bütün fabrikaları kapatabiliriz açıklaması geldi şirketten. 5000 kişiye istihdam sağlıyor şirket ve İngiltere için önemli bir ekonomik değer. Son olarak Avrupa'da araç satışları verisini aldık. Otomobil satışları 9. ay üst üste yükselişine devam etti Avrupa'da. Tedarik zincirindeki sorunların artık iyileşmesi, tedarik zincirlerinin iyileşmesinin etkisiyle yine araç kayıtlarına baktığımız zaman yıllık bazda araç kayıtlarında güçlü bir yükseliş yaşandı. %16 artışla 964 bin seviyesine yükseldiğini gördük. Ve Amerika'da dün piyasalarda borç tavanı ile ilgili çıkan olumlu mesajlar fiyatlamalara girdi. Aynı zamanda yerel bankalardan Western Alliance mevduatlarda artış olduğunu söyledi. Bu da piyasa için yerel bankalar tarafında bir başka moral kaynağı oldu. KBW Banka Endeksi %7,3 yükselişiyle 2021'in Ocak ayından beri en iyi günlük performansı sergilerken SPDR Yerel Banka Endeksinde de %7 kadar alıcılı seyir vardı. VIX Oynaklık Endeksi bu ay ilk defa 17 çıtasının altına indi. Haberler böyle olunca Dow Jones'ta 400 puan üzerinde bir kazanım, S&P 500'de %1,19 ve Nasdaq'ta %1,28'lik prim eşliğinde gerçekleşti. Dünkü gelen verilerde konut başlangıçları %2,2'lik artışıyla düşüş beklentisine karşılık olumlu geldi. Ama inşaat ruhsatlarında %1,5'luk düşüş var. Bu da piyasa beklentisinden kötüydü. Önümüzdeki sürece ilişkin göstergelerde. Borsa endeksine tekrar dönecek olursak, KOBİ endeksi diyebileceğimiz Russell 2000'de dün biz 50 günlük hareketli ortalamanın üzerine Mart ayından bu yana ilk defa attığımızı da takip ettik. Aynı zamanda kapanış sonrası bilançolar gelmeye de devam etti. Cisco Systems da iyi gelen bilançoya rağmen hisse senetleri düştü ve Alibaba ile Walmart'ı bugün bilanço ajandasında takip edeceğiz. JP Morgan CEO'su Jamie Dimon'ın bir değerlendirmesi oldu. Amerika'nın büyük ihtimalle temerrüde düşmeyeceğini öngördüğünü söyledi. Hal böyleyken Asya'ya geldiğimizde bu sabah Japonya'dan Nisan ayına ilişkin ticaret rakamlarını aldık. Burada enerji ve teknoloji hisselerine gelen alımlarla son
dönemde kabaca 30 yılın en yükseklerinde hareket eden endeksler dikkat çekiyor. Japonya'da dış ticaret açığı Nisan'da neredeyse yarıya indi. İhracat artışı %2,6 ile beklentilerin altında kalırken ithalatta da beklentiden daha sert %2,3'lük bir düşüş verilere yansıdı. Çin tarafında bu arada bu hafta aldığımız veriler genelde Covid sonrası açılmalarda beklenen performansın görülmediği ya da bu iyileşmenin de artık en iyinin geride kaldığına işaret etmişti. Yuan bu sabah 5 aydır ilk defa 7'den daha zayıf bir noktada işlem görürken Nomura Çin ekonomisiyle ilgili büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Bu sene için %5,9'dan 5,5'a, gelecek yıl için ise %4,4'ten 4,2'ye indirdiğini söyledi. Nomura bu arada bu sabah bilançoda açıkladı. İyi bir rehberlik sunmasına rağmen sunmasına rağmen hisse senedinde bu sabah alımlar var. Tencent'in de aslında bilançosu iyi geldi ama hissesi satış görüyor bu sabahki işlemlerde. Peki Amerika'da vadelilerde işler nasıl gidiyor? Asya'nın bu alıcılı tablosunu teyit eder mi? Bir de oraya bakacağız. Orada biraz daha bardağın dolu tarafı, boş tarafı karar verilmedi diyebiliriz. Tahvil cephesinde ise dün faizlerde yükseliş Amerika'da 31,4 trilyon dolarlık borç tavanının yükseltileceğine ilişkin iyimserlikle gelmişti. Bu sabaha geldiğimizde ise 2 yıllık kağıtta 4.13, 10 yıllıkta 3.55 seviyesiyle karşılaştık. Altın fiyatına döndüğümüzde dün 27 Nisan'dan bu yana en düşeye kadar bir iniş söz konusu oldu dolar endeksi 103'ün üstüne atınca. Ama bu sabah 1982 dolar civarında işlemler sürüyor diyebiliriz. Gram altında biz yeni güne 1259 lira 47 kuruşta uyandık. Petrol tarafında ise dün %2,7'lik kazanımlar yazıldı. Borç tavanına ilişkin iyimserlik, Enerji Bilgi İdaresi'nin açıkladığı stoklardaki 5 milyon varillik birikmeyi gölgede bıraktı. Amerikan tipi ham petrol bu sabah 72 dolar 62 sentte, Brent petrol ise 76 dolar 82 sentle yoluna devam ediyor. Kripto para evrenine de gideceğiz. Orada Bitcoin tarafına döndüğümüzde Tether'in daha çok rezerv güçlendirmesi için Bitcoin alımına gideceğini açıklaması destekledi. 27.347 dolardayız. Ethereum ise 1825 dolarda. Ve şu anda açık olan Asya piyasalarında yeşil ekranlar aktardık az önce. Detaylarını alma zamanı Bloomberg HT Asya temsilcisi Sadık Aymaz Pekin'de bizi bekliyor. Tek platform tüm dünya. Philip Capital sunar. Sadi, günaydın, hoş geldin yayınımıza. Bir tarafta tabii makro veriler, diğer tarafta da bilanço ajandasının bu sabah çok yoğun olduğunu görüyoruz Asya'da. Genelde alıcılı bir seyir aktardık. Sence en çok neler etkiliyor şu an piyasayı? Amerika'nın borç tavanı mı, ne dersin? Bence katiyen Amerika'nın borç tavanı görüşmelerindeki görüşmelerine ilişkin diyelim Zeynep. İyimserlik tabii Biden bir taraftan Washington'dan ayrılıyor. Belki sen düzeltirsin Zeynep, Japonya'ya yol alıyor. Hiroşima'ya gidecek. Orada G7 toplantıları var. Yarından itibaren başlıyor. Yarın cumartesi ve pazar sabahı programı var. Daha sonra da Washington'a dönecek. Washington'da bir anlaşma, o döndükten sonra bir anlaşma umutları canlandı. Jeffries bir not geçti. Gece hayli emin olduğunu anlaşmadan kaydetti. Bunun getirdiği tabii çok genel bir iştah var. Özellikle hisse senetleri tarafında genel olarak yeşillerle görüyoruz borsaları. Tabii Nikkei'yi seninle kaç gündür konuşuyoruz ama tutan da yok Zeynep. Nikkei hala yükseliyor. Yine Topix yükseliyor. Japon hisseleri gerçekten gözde. Yeni böyle Nikkei'ye bakarsak 2 yılın en yükseklerine, yeni en yükseklerine tırmanıyor. Yine Topix'e bakarsak 1990'dan sonraki yeni yükseklerine her gün devam ediyor. Bakalım nereye kadar gidecek ama genel hava iyi. Genel hava iyi derken tabii sadece borç tavanı değil, özelde baktığımızda örneğin Japonya'da Japon hükümeti Micron'a fabrika için 1,5 milyar dolarlık bir teşvik verecek. Bunun getirdiği Japon tabii ki özellikle ve özellikle yarı iletken ekipmanlar alanında Japon çok ileri bir devlet. Tokyo Elektron'a baktığımızda bugün Nikkei'yi taşıyor bir ekipman üreticisi. Yine başka çip üreticileri var. Dolayısıyla sektör çok ön planda. Yine Güney Kore'ye bakarsak örneğin otomotiv ihracatında tek bir ayda 240 bini geçtiler. Hiç yapmadıkları kadar ihracat yaptılar. Dolayısıyla bunun getirdiği örneğin otomotiv sektöründe bir yükseliş var. Hyundai sabah %3 yükselişte gördüm. Yine bilançodan nereden bahsediyorduk? Az önce Tencent dedin. Çin'in en büyük teknoloji şirketi Tencent dün bilanço açıkladı. Örneğin
Ciro'da beklentileri aştı ama bugün hissesi düşüyor. Neden düşüyor diye merak edenler olabilir. Orada özellikle reklam gelirlerindeki zayıflık yatırımcılar tarafından pek beğenilmedi. Tabii reklam geliri deyince doğrudan doğruya makro ekonomiyle bağlantı kuruyoruz. Makro ekonomik zayıflık hiç şüphesiz ki yansıyor. Tabii makro veriler de var dedik. Hızlanıyorum Zeynep. Japonya'nın ihracat ve ithalat verileri geldi. İthalatta bir defa yanılmıyorsam son 2 senede ya da aşağı yukarı son 2 sene diyelim belki yanlışlık olur diye. Zeynep ilk kez ithalatın daraldığını gördük. Tabii ki emtia özelinde de enerji fiyatları düşüyor. Bu Japonya'nın ithalatına yansımış. Az önce sen de belirttin dış ticaret açığında daha da kapatıyor ki biliyoruz Japonya normalde çok kronik fazlalar veren bir ülke. İhracata baktığımızda da zayıf görünüyor Zeynep ama şimdi burada biraz duracağım. %2,6 büyüdü ama Avrupa Birliği ve de Amerika tarafına baktığımızda çift haneli büyümeler var. %10'larda, %11'lerde büyümeler var. Dolayısıyla yanıltıcı olabilir. Ne oldu da böyle %2,6 oldu diyeceksin. Madem Amerika Birleşik Devletleri'ne, madem Avrupa tarafına çok güçlü diye Çin tabii orada da karşımıza çıkıyor. Çin'e ithalatta yanılmıyorsam %6,4'lük bir daralma var. O da Japonya'nın ihracatını aşağı çekti ama tabii iyi de duruyor. Bunu da belirtmek lazım. Bloomberg HT Asya temsilcisi Sadık Aymaz, çok teşekkürler. Bir sonraki buluşmamız saat 8 sularında olacak. Tek platform tüm dünya. Philip Capital sundu. Ve dış basınla devam ediyoruz. Financial Times'ın manşet haberinde Deutsche Bank var. Epstein davası ile ilgili mağdurlara 75 milyon dolarlık bir tazminat ödeyeceğini görüyoruz. Daha sonrasında yine kapakta ilerlediğimizde küresel çapta çip üreticileri Japonya'da genişleme büyüme planlarını ortaya koydular demişler. Amerika'da hisse senetleri borç tavanı ile ilgili kaygıların azalmasıyla birlikte dün tekrar yükselişe geçti. Biden da oldukça kendinden emin konuştu. Cumhuriyetçilerle borç tavanı konusunda uzlaşıya varacağına inandığını ifade etti. Enerji tarafında gelirler Rusya'da azalıyor. Bunu Rusya'da artık kabul etti şeklinde bir FT kapağında detay yine görmekteyiz bu sabah. Market Watch'a geldiğimizde yapay zeka ile ilgili 20 hisse önerisi 2025'e kadar Birleşik Getir'de liderliği üstlenecek demişler. Detayları internet sitesinde bulabilirsiniz diyelim. Japonya'da yine hisse senetlerindeki yükseliş dikkat çekiyor. Acaba bu ralliye katılmak için geç mi kaldık sorusunun yanıtı aranıyor. Çin'de açılmalar hız kesmeye başladı. Bu da finansal piyasalarda kaygı nedeni olarak karşımızda demişler. Alibaba'nın yine bugünkü bilançosundan neler beklemek lazım konuyla ilgili detaylar var. Yine Deutsche Bank'la ilgili haber burada da var ve Avrupa Birliği'nde rekor ceza ödemesi beklenen Meta ile ilgili bir haber yine görüyoruz MarketWatch'ın kapağında. Bloomberg'e geldiğimizde ise ikinci tur seçimlere geri sayarken Türkiye'de TL'yi destekleyici adımlar devam ediyor demişler. Bu hafta içinde hem Merkez Bankası tarafından menkul kıymet tesisi hem de TL dönüşüm oranlarına ilişkin yeni farklılıkları takip etmiştik. Haberin içerisindeki bizim tarafımızdan teyitli olmayan kısımları atlayacak olursak yorum tarafına geçelim. KNG Securities'den Londra'dan bir yorum var. Çağrı Kutman diyor ki kur cephesine baktığımızda Merkez Bankası'nın ikinci tura kadar farklı bir adım atmasını beklemiyoruz şeklinde bir yorum yapmış. Geleneksel dışı politikaların devamlı gördüğümüze işaret etmiş. Yine kapak sayfa, yine burada yorumlarda Tera Yatırım'dan Çağdaş Doğan'dan araştırma direktöründen bir yorum almışlar. O da diyor ki TL mevduat faizlerini yukarı iten ve yine devlet tahvili faizlerini düşüren bir politika çerçevesinin güdüleceğine inanıyoruz. Ve dönelim buradan küresel piyasalara bir kez daha. Allianz Baş Ekonomi Danışmanı Muhammed Elerian, Fed'in yol haritası ve borç tavanı ile ilgili neler düşünüyor paylaşacağız. Ardından gazeteler. Evet, şu anda Fed'in öngörülerine, ekonomik tahminlerine, orta vadeli tahminlerine bakınca işsizlik %4,4'e yükselecek. Faizler burada kalacak ve enflasyon da aşağıya gelecek %2'ye doğru. Acaba bu öngörüleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu arada Haziran'da tekrar göreceğiz. Şimdiye kadar son birkaç yıldır tahminlerimizde yaptığımız gibi aynı şekilde karakterize edebilirim. Umutlu ama realistik değil. Biz burada üçüncü çıkmazdan bahsetmedik ki bu finansal istikrar. Çünkü bu sizin
geç kaldığınız zaman bununla karşılaşırsınız. İkiliminiz üçlü bir çıkmaza döner. Biz burada finansal istikrardan bahsetmemiz gerekiyor. Eğer Fed bir şekilde, çok hızlı bir şekilde bir çıpalama yapmazsa, o zaman piyasalar orta vadeli karakterizasyona bakınca çok daha farklı görüşler ortaya çıkacak gibi duruyor. Şimdi bankacılık için ben kriz demiştim, sen başka bir şey söylemiştin. Şimdi bunu tartışmayacağız burada, ama burada bankacılık stresinde biz şu an hangi fazdayız, hangi aşamadayız? Şu anda biz yoğun bakımdan çıktık, o akut dönemde, ama hala hastanedeyiz. Çünkü bazı bankaların bazı modellemeleri konusunda sıkıntılar var ve şu anda önemli olan şey şu: bu hastaların, hastanedeki hastanelerin artık hastaneden taburcu olmaları. Ve eğer bir hata da olursa, politika hatası olursa, o zaman yoğun bakıma tekrar dönebilir hastalar. Peki ne olabilir? Nasıl bir hata olabilir? Yani örneğin işte %2 enflasyonla gelebileceğimiz kolay olmazsa ve sonrasında tekrar enflasyon yükselirse, o zaman yeniden yoğun bakım süreci başlayabilir ve o zaman konuşmadığımız hastalar da yoğun bakıma gelebilir ki bu da bankacılık dışı daki finans sektörlere. Peki tam olarak ne oluyor orada? Evet, orada bazı iyi haberler var. Örneğin işte ticari gayrimenkul kredilerinden düşünün, farklı başlıklar düşünün. Burada direkt olarak bu mevduatların dinamiği yok oralarda. Ama kötü olan şey şu: gerçekten çok dikkatli olmamız gerekiyor önümüzü bulmaya çalışırken, yolumuzu belirlemeye çalışırken. Ve gazetelerde öne çıkan başlıkları da aktaralım. Habertürk.com'da ülke ortalamasında üst üste 8, İstanbul'da 4 rekor demişler. Detaylara bakacağız. Konut fiyatları artışını sürdürürken dolar bazında yine rekor tazeledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı Mart 2023 verilerine göre Türkiye'de ortalama metrekare başına fiyat 1146 dolar, İstanbul'da ise 1775 dolara yükseldi. 2016 Eylül'deki tarihi zirvesini 2022 Ağustos'ta geçen ortalama metrekare başına fiyat üst üste 8. ayda da rekor serisini devam ettirdi. İstanbul'da ise rekor serisi 4. aya ulaştı demiş Ahmet Hamdi Girgin'in bugünkü haberi. Ekonomi Gazetesi'nin manşet haberinde baskı artıyor, korumalı faiz %50 yolunda demişler. Merkez Bankası bankalara verdiği dövizden TL'ye ek dönüşüm hedefini yukarı çekti. Uygulamanın başlamasıyla kur korumalı mevduat faizinde yeni bir artış dalgası bekleniyor demişler gazetenin detayında. Ve Hürriyet'in ekonomi sayfasında Gamze Şener'in köşesine bakalım. Turizmde ikinci tur belirsizliği başlığını bugün işliyor gazete. Turizm sektörü ikinci tura kalan seçimlerin belirsizliğini yaşıyor. Tur operatörleri ve seyahat acentaları uçak ve rezervasyon planlaması yapamazken rezervasyonların durağan olduğu belirtiliyor. Turizmcilerin yabancı tur operatörleriyle yaptıkları görüşmelerden aldıkları izlenim ise sonuçların netlik kazanması ile birlikte tur programları hızla başlayabilir şeklinde. Ve sabahın ekonomi sayfasında eksik primi tamamlayan emekliliğe hak kazandı diyor. EYT için 1,8 milyon kişi başvururken 1,2 milyonun aylığı bağlandı. Geçmiş yıldan kalan 1 liralık borç ya da eksik prim aylığa engel olurken 450 bin kişi eksiği tamamlayıp emekli oldu demiş Hazal Ateş. Milliyet'in ekonomi sayfasında ise gram altın fiyatı alım için fırsat mı diye soruyorlar. Duygu Erdoğan'ın bugünkü haberinden özet şöyle diyor: Mayıs ayı başında kırdığı yeni rekorların aksine fiyatı düşen gram altının yeni bir alım fırsatı oluşturduğu belirtiliyor. Gram altın yatırımcısı seçimin ikinci tura kalması nedeniyle temkinli hareket ediyor. Cumhuriyet Gazetesi'ne geldiğimizde ise işsizim, boşta gezerim şeklinde bir haberle karşılaşıyoruz. 19 Mayıs öncesi açıklanan veriler gençlere iyi bir ekonomik gelecek vaat etmiyor. Yılın ilk çeyreği itibarıyla gençlerde dar tanımlı işsizlik oranı %19,9'a yükseldi. Ne eğitimde ne istihdamda olan genç sayısı da 2 milyon 657 kişiye ulaştı. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Burak Arzova bizimle beraber bu sabah. Hocam günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Seçim sonrası sizinle ilk sözde ilk defa buluşuyoruz. O yüzden buradan başlayalım sohbetimize istiyorum. Yorumculara baktığımız zaman kimileri diyorlar ki ekonomiden ziyade sandıktan milliyetçi eğilimler çıktı. Şimdi bizim sizinle dünya çapında da işte Trump'ın seçilmesiyle beraber belki en çok konuştuğumuz başlıklardan biri ekonomide ulusal politikalardı, korumacı politikalardı,
ticaret tarafında küreselleşmeden bir geri dönüştü. Dolayısıyla aslında bu başlıklar sizinle ele almadığımız konular değil ama içeri yönelik ekonomi politikaları açısından buradan nasıl bir çıkarım yapılmalı? Belki burayı biraz daha ortaya koyabiliriz. Çünkü yüksek işsizlik, yüksek enflasyon gibi başlıkları ele aldığımız bir süreçte ekonominin sandık çıkışlarına yön vermemiş olması bundan sonrasında aynı politikalardan vatandaşın memnun olduğu anlamına gelir mi? Belki bu yönde bir çıkarım yapmamıza yardımcı olabilirsiniz bu sabah hocam. Günaydın Zeynep. Öncelikle seçim sonuçlarına baktığımızda yani ben ekonominin çok yön vermediğini kendi adıma düşünmüyorum. Yani buradaki ana parti AK Parti olduğuna bakarsak AK Parti'nin oylarının yani bireysel olarak parti bazında AK Parti'nin oylarının kurulduğu dönemden bu yana en düşük oya geldiğini görüyorum. Dolayısıyla aslında genel itibariyle bir hoşnutsuzluk var. Bunun bir ekonomik kriz anlamında işsizlikle beraber devam ediyor olmaması belki oylar konusunda bir parça daha etkin olmadığı, özellikle ekonomik etkiler anlamında bahsediyorum. Evet, enflasyon hepimizin hissettiği, hayat pahalılığı hepimizin hissettiği ama bunun bir işsizlikle beraber desteklenmiş bir enflasyon olmuş olsaydı çok daha farklı bir sonuç olabilir. Dolayısıyla buradaki temel noktayı aslında iktidar için tutan işsizlik verileri oldu. Diğer taraftan baktığımızda gene benim kendimce görebildiğim, tabii siyaset uzmanı değilim ama görebildiğim güvenlik kaygılarının daha ön plana çıktığı ve zaten hükümetin de seçim kampanyası boyunca ekonomiden ziyade güvenlikle ilgili konuları ön plana getirdiği için ve Türkiye'de de bu güvenlik konusu çok hassas bir konu olduğu için bunun özellikle milliyetçi oylar üzerinde etkili olduğunu gördük. Ama özellikle büyük şehirler bazına baktığımızda büyük şehirlerde hem iktidar koalisyonunun hem de AK Parti'nin oldukça gerilerde kaldığını, dolayısıyla hem enflasyonun hem göreceli olarak ekonominin daha yoğun bir şekilde hissedildiği büyük şehirlerde ciddi bir oy kaybına uğradıklarını görüyorum. Ama genel itibariyle baktığımızda dediğim gibi bir husus daha var. Şunu herhalde muhalefet cephesi aşamamış. Evet, ekonomik problemler var. Bu ekonomik problemler çok önemli ama güvenlik kaygısı daha önemli. Ülkenin ve milletin bekası konusu ön plana çıkartıldığında ekonomik konular geri planda kalabiliyor. Bir de bütün bunların yanında bu sorunlar var ama gene de bu sorunları iktidar çözebilir gibi temel bir algının ve inanışın olduğunu ben kendimce görüyorum. Bunu muhalefet cephesinin bir türlü kıramadığını ve orada bir alternatif olarak ön plana çıkamadığını gene mütalaa ettim. Ama dediğim gibi arkasından gelecek olan hemen büyük bir mahalli seçimler var. Bu mahalli seçimlere baktığımızda oradaki durum çok farklı olacaktır. Çünkü Türkiye'de genel seçim ve mahalli seçim yapısı birbirinden farklı. Genel seçimlerdeki oy mahalli seçimlere çok fazla tahvil edilemiyor. Çünkü orada kişiler yaptıkları işler daha ön plana çıkıyor. Ve üstelik büyük şehirler ki sanıyorum ki AK Parti'nin tekrardan almak isteyeceği ve yoğunlaşacağı iller olacaktır. Buralarda işi çok kolay gibi gözükmüyor. Kaldı ki buradaki rakipler de çok kuvvetli rakipler. Bu süreçte bir de bence çok ciddi bir ekonomik problemle gene karşı karşıyayız. Özellikle son seçim sonrası gelen CDS'lerin yükselmesi, bütün bu sürecin içerisinde işte faizlerin artıyor olması, neredeyse bankaların faiz yarışına girişmiş olmaları, dolar cinsinden çok yüksek faizlerine dönüyor falan olması falan sürdürülebilir değil. Dolayısıyla bu bir yıllık süreyi en azından Mart 2024'e kadar nasıl atlatabileceklerini ya da mevcut ekonomik politikalardan nasıl bir geri dönüş olabileceği konusunu bilemiyoruz. O konu şu anda hiç konuşulmuyor. Onun için ekonomi gene bence hükümetin en yumuşak karnı olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi CDS dediniz hocam, o tarafı bir açalım istedik biz de. Dün 690 bas puana kadar gün içerisinde gece saatlerinde yükseldiğini takip ettiğimiz CDS bu sabah bizi 681 puanla grafikte karşıladı. Şimdi buradan devam edelim istiyorum hocam biraz. Risk priminin bu derece yükselmiş olmasını bir konuşalım. Çünkü biz geçen hafta sizinle yaptığımız yayınlarda Aralık ayından bu yana ilk defa 500 bas puanın altına inen 477 bas puana kadar gelen bir CDS'ten bahsediyorduk. Şimdi 477'den buraya geldiğimizde 200
bas puan üzerinde artış göstermiş bir risk primimiz var. Burayı biraz daha açacak olursak hafta içi aslında yine seçim sonrası almış olduğumuz ilk makroekonomik veri bütçeydi. Buraya bakıldığında yıl sonu için öngördüğümüz bütçe açığı tahmininin %58'ine varmış vaziyetteyiz. Şimdi bu açıdan baktığınızda dış borçlanmaları artırmak durumunda kalacak mıyız? Risk primimiz böyle artarken borçlanma maliyetlerimiz ne olur? Biraz burayı açalım mı hocam bu sabah? Tabii, şimdi tabii risk primi en tehlikeli gösterge. Yani içeride her türlü veriye müdahale edebiliyoruz. Bunlar işte dolardan faizlere kadar her türlü veri kontrol altında. Türkiye ekonomisi kontrollü bir ekonomi haline dönüştü. Kur da dalgalı kur değil, kontrollü dalgalı kur rejimine sahip. Dolayısıyla kontrol edemediğimiz tek nokta CDS'ler. Ve o da aslında bence kontrol edememek de sağlıklı. Çünkü Türkiye ekonomisine ilişkin genel durumu bize çok güzel özetliyor. Burada birçok şey var. Yani neden seçim öncesinde bu risk primi düştü, neden şimdi seçim sonrasında artıyor diye baktığımızda gene genel olarak bence satın alınmaya çalışılan şey ya da o dönem satın alınan bir değişimdi. Bu değişimin illa bir hükümet değişimi ya da bir farklı yapının ortaya konması anlamında belki düşünmek doğru olmayabilir. Herkes öyle yorumladı, ben de dahil olarak. Ama buradaki yanılmıyorsam ya da eğer doğru düşünüyorsam kendimce buradaki satın alınmaya çalışılan şey mevcut ekonomik politikalardan vazgeçebilecek olan bir düşünce. O zaman hükümetin önünde bir yol var. Eğer bu ikinci turu Sayın Cumhurbaşkanı önderliğindeki iktidar grubu kazanabilirse o zaman önlerinde 5 yıllık bir süre ortaya çıkmış oluyor. Ve uygulanan bu ekonomik politikaların her ne kadar kendileri başarılı olduklarını söyleseler bile gerek kendilerine yakın iş adamları, gerek eminim ki kendi işlerinde de konuştuklarında bu ekonomik politikaların gerçekçi ve doğru olmadığı, buralarda çok ciddi yanlışlar olduğu ve buradan mümkün olan en kısa sürede dönülebileceği gibi bir konuşma geçiyordur. Yoksa mevcut politikalarla gidilebilecek yer olmadığını muhtemelen kendileri de görüyorlar. Çünkü her gün bu kadar yoğun bir düzeltmenin gelmiş olduğu ekonomik bir yapının devam etme olasılığı çok mümkün değil. O zaman hükümetin önünde 5 yıllık bir süre var. Eğer bundan sonraki sürece çok daha kuvvetli ve zayıf karnı olan ekonomiyi de düzelterek gitmek istiyorsa bu ekonomik politikalardan vazgeçebilir. Ve burada yapılması gerekenler de zaten adım adım belli. O nedenle neler yapılabileceği hususunu bir kere ön plana getirip de buraya odaklanırlarsa ben buradan kısa sürede Türkiye'nin kurtulabileceğini, bu ekonomik yapı içerisinden çıkabileceğini düşünüyorum. Böyle olduğu takdirde peki bu hafta açıklanan adımları o zaman nasıl görüyorsunuz hocam? Bu hafta açıklanan Merkez Bankası tarafından gelen menkul kıymet tesisi adımları var. TL dönüşümde ek oranlar söz konusu oldu. Şimdi bunlar sizin az önce çizdiğiniz çerçevenin aslında tam tersine açıklamalar. Çünkü mevcut liralaşma stratejisini sürdüren açıklamalar, kur korumalı mevduatı vesaire devam ettiren ve hatta özendiren açıklamalar. Şimdi sizin ortaya koyduğunuz tablo o zaman hani İkinci turdan sonrasında bir politika değişimi öngörüsü müdür? Öyle mi algılamamız lazım? Onu da konuşalım. Evet, öyle düşünüyorum Zeynep. Çünkü şu anda bir ikinci tura gitmiş durum var ve aslında ikinci tura gelindiğinde her şey sıfırdan başlıyor. Yani bunu bir maç gibi düşünürsen bunun ikinci devresi oynanacak. Dolayısıyla hiçbir şey garanti değil. Evet, muhalefet cephesi hüzün ve belki işte beklediğini bulamamak konusunda oldukça karamsar. İktidar cephesi de aradaki büyük fark olduğunu söyleyerek belki kendini bugünden kazanmış gibi görüyor ama tekrardan bir seçim ortamına girileceğini unutmamak lazım. Ve rahmetli Demirel'in söylemiyle de 24 saat siyasette çok uzun bir zaman ve bunu da farkındalar. O nedenle burada ekonomideki bir bozulmaya ya da ikinci turda tur öncesinde mevcut ekonomik yapıdaki bir kendilerince gördükleri düzgün giden sürecin bir aksamasına izin vermeyeceklerdir. Ama sonuçta eğer seçim kazanılırsa iktidar cephesi tarafından o zaman önde 5 yıllık bir süreç ortaya çıkıyor. Ve bu politikaların gidebilme imkanı da yok. Ben çok kere gördüm, hepimiz yaşadık. Kolaylıkla iktidar cephesi bir U dönüşü yapabiliyor. Dolayısıyla buradan da bir daha uygulanabilir, daha gerçekçi, daha ortodoks politikalara bir dönüş olabilir. Bu olasılık olarak söylüyorum. Yaparlar yapmazlar tabii ki kendi tercihleridir. Ama normal şartlarda bu perspektiften baktığında bile yani bugün iyi gittiğini düşündükleri hiçbir şeyin aslında
hedefler doğrultusunda iyi gitmediğini görüyoruz. İşte kurda çift başlı bir yapının olduğunu görüyoruz. İhracatçıların çok sıkıntı içerisinde olduklarını görüyoruz. Hemen seçim sonrasında Türkiye'nin önemli ihracatçılarından biriyle yapmış olduğu konuşmada tamamen dostane. Yani bu özellikle pariteden bu çift başlı kur yapısından dolayı çok ciddi zarara uğradıklarını, özellikle sen de demin haberlerde ifade ettin. Mesela bu turizm gelirleri konusunda da aynı şey var. Avrupa'nın Türkiye'deki seçim sonuçlarına da bağlı olarak özellikle ithalat taleplerini ciddi şekilde yavaşlattığını, durdurmak değil ama yavaşlattığını bir önünü görmek açısından ve bunun şu anda ihracatçıları çok etkilediğini söyledi. O nedenle imalat sanayi de ağırlıklı olarak ihracata bağlı olduğu için Türkiye'nin ihracat ayağını düşünmeden devam edebilmesi mümkün değil. Bu yapı ihracat ayağını ortadan kaldıran, bu yapı ihracatın önündeki en büyük engellerden biri. Onun için sanıyorum ki böyle gidemezler. Ama dediğim gibi bu bir politik tercihtir. Yani körü körüne de gidilebilir. Artık buradaki danışman arkadaşların, Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşen, istişare eden, ekonomi çevresindeki yakın gördüğü kişilerin neler söylediğini tabii ben bilemiyorum. Ama ben tarafsız bir gözle söylediğim zaman bu yolun çok da gidilebilecek bir yol olmadığını, kaldı ki önümüzdeki mahalli seçimler öncesinde çok ciddi de risk barındırdığını, bunu sadece benim söylemem değil, Daron Acemoğlu Hoca ifade etti. Dün Nuriel Rubini de söyledi. Yani Türkiye'nin çok ciddi bir döviz krizine girme ihtimalinin olduğu bir süreçten geçiyoruz. Bu kadar yüksek faizleri kaldırabilme imkanı yok. Bir de dış borçlanma konusunda CDS'lerin bu kadar yüksek olduğu bir ortamda Türkiye'nin özellikle eğer dış borçlanmayı da daha çok tercih ederse bütçe dengelerini tutturmak açısından, o zaman içeride de kur riskini de almış bir yapıyla gidebilmesi de mümkün değil. Çünkü kurun da seviyesinin bu olmadığını sanıyorum ki benden çok daha iyi iktidar cephesi biliyordur. Şimdi hocam benim de önümdeydi aslında, soracaktım size bu tweetleri ama siz kendiniz zaten söylediniz. O yüzden hemen ben de kısa birer cümleyle özetlemeye çalışayım. Belki izleyicilerimiz takip etmemiştir. New York Üniversitesi Profesörü Nuriel Rubini diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devam etmesi durumunda bir kur ve finansal krizin kaçınılmaz olduğunu düşünmüş. Merkez Bankası rezervlerinin kabaca -$60 milyar civarında olduğunu, cari denge tarafının da açık vermeye devam ettiğini, enflasyonun yüksek olduğunu söylemiş. Yine Doran Acemoğlu da önümüzdeki süreçte mevcut ekonomi politikalarıyla devam edildiği noktada bir ekonomik krizden nasıl kaçınabileceği ile ilgili kendisinin bir öngörüsü bulunmadığını ifade etmiş. Seçim sonucu ile ilgili yanlış okumaları olduğunu da kabul ediyor Doron Acemoğlu, MIT Üniversitesi profesörü. Buralardan biraz devam edelim hocam. Sizinle biz bu yayınları 20 sene önce yapıyor olsaydık derdik ki Türkiye'nin işte en zayıf noktası, zayıf karnı işte cari açıktır. Şimdi biz o cari açık milli gelir rasyolarında korkulan seviyelerden uzaklaştık son 20 yıl içerisinde. Yine AK Parti'nin lider olduğu süreçte bu arada. Şu anda oraya doğru tekrar bir gidiş mi var? Neden bu kadar dünyaca ünlü ekonomistler tekrar cari açıkla beraber gelen bir kriz yapısından bahsediyorlar? Bunu isterseniz biraz teorik olarak biz ele almaya çalışalım hocam. Çünkü tabii belli bir süredir dediğim gibi cari açık kaynaklı bir krizden bahsetmiyoruz. Ve Türkiye ekonomi modelinde de cari fazla verilmek suretiyle enflasyonla mücadele öngörüsü olmuştu. Neden tam tersi yöne gidiyor işler? 20 sene olmasa bile epey zaman oldu Zeynep. Yani çok uzun zamandır beraberiz, sen de program yapıyoruz ve birçok konuya da değinmeye çalıştık ama çok önemli bir şey. Yani programın yürümüyor olmasının sebeplerinden bir tanesi vaat edilenlerin çok gerçekçi olmamasından kaynaklanıyordu. Çünkü daha bu Türkiye ekonomi modeli ortaya konulduğu zaman herkesin söylediği temel bir şey vardı. Ortada bir para politikası yok. Bu para politikasıyla uyumlu bir maliye politikası yok. Dış ticaret politikası buna uygun değil. Dolayısıyla bir kur korumalı mevduat var. Evet, bu çok önemli bir enstrüman. Türkiye'yi uçurumun eşiğinden aldı. Ancak bu bir enstrüman. Maalesef ekonomi yönetimi bunu enstrümanı bir politika haline dönüştürmeye çalıştı. Ve her şeyi kur korumalı mevduat üzerinden şekillendirdi. Ve o zaman da çok net ifade ettiğimizi hatırlıyorum. Bu bir kar topuna benziyor. Küçücük başladı. Şimdi $113 milyar geçti. Ve burada birikenlerin tamamı, yani kur korumalı mevduat çerçevesinde mevduatlarını burada tutanların tamamı aslında Türk lirasına güvendikleri için falan burada değiller. Bu bizim kendimizi kandırmak. O zaman önce yapılması gereken şey gerçeklerle yüzleşmek. Niye burada insanlar, niye burada şirketler? Temel hedefi Türk lirasındaki olası değer kaybına karşı kendilerini koruma isteği. Yani TL'den çok doların gidişatı burada önemli. O zaman ekonomi Türk liralaşmış bir ekonomi değil, TL'leşmiş bir ekonomi değil, tamamen dolarize olmuş olan bir ekonomiden bahsediyoruz.
ve ekonominin yapının içerisindeki temel denge olan enflasyon ve enflasyona bağlı faiz mekanizması kırıldığı için gene Hazine ve Maliye Bakanımızın ifade ettiği şekilde ekonomistlerle yaptığı toplantıda buradaki politika faizi önemsizleştirildiği için bu bilinçli yapılan bir şeydi. Ne Merkez Bankası'nın bir önemi kaldı, ne Merkez Bankası'nın bir kredibilitesi kaldı. Merkez Bankası para politikası kurulunun almış olduğu kararların hiçbir önemi, ehemmiyeti yok. Metnin hiçbir anlamı kalmadı. Dolayısıyla buradaki yönlendirme tamamen kur korumalı mevduatla gidiyor. Ve bir baskı var kurun üzerinde. Çünkü neticede hiçbir şekilde ekonomiyle bu kadar yakından ilgilenenler olmasa bile biliyorlar ki aslında Amerika-Türkiye enflasyon farkı, Amerika-Türkiye satın alma gücü farkı kurun bu seviyelerde olmaması gerektiğini söylüyor. Çok daha yükseğe gitmesi gerektiğini söylüyor. O zaman baskıyla tutulan bir ekonomik yapı, işte faizlere baktığın zaman piyasa faizlerinin ki gösterge faiz olarak alabileceğimiz faiz çok oda kalmadı. Tarihi düşük seviyelerde seyrettiğini görüyoruz. Bunun bankalara menkul kıymet aldırma zorunluluğuyla ortaya çıkan bir durum olduğunu, yani yapay bir durum olduğunu ortaya koyabiliyoruz. Dolayısıyla durumun aslında vaat edilen şekilde gerçekleşmediğini, ihracat artışının da bununla beraber sağlanamadığını herkes görüyor. O nedenle aslında bunun başarılı olmamasının sebebi temelinde bunun bir deneysel yöntem olduğunu, bir model denebilmek için sonuçlarının beklentilerle uyuşmadığını da kabul etmek gerekiyor. O zaman burada tek yapılabilecek şey, evet birçok şeyi deneyebilirsiniz. İktisadın içerisinde insan faktörünü de çok dikkate almak gerekir. Ve birçok geçmişte denenmiş olan şey de aslında başarılı da olmayabilir. Ama buradaki temel unsur, başarıya ulaşmamış olanların başarısızlıklarını kabul ederek daha başarılı olabilecek yönlere doğru kendilerini taşımaları. O zaman bu Türkiye ekonomik modeli başarısız olduysa, bu modelle yavaş yavaş vedalaşarak, tabii ki kur korumalı mevduattan bir anda çıkabilmen mümkün değil, ihracat yapısını bir anda düşük teknolojiden orta düşük teknolojiye taşıyabilmen mümkün değil, ama buna yönelik kararlar almak ve tabii ki bütün bu karar mekanizmasının ortasına da enflasyonu koymak gerekiyor. Çünkü enflasyona rağmen büyüme diye bir şey sadece bizim ortaya koyduğumuz bir durum. Böyle bir gerçeklik yok. Hem büyüyeyim hem de enflasyon olsun dediğinde büyüyorsun ama o büyüme halka yansıyamıyor ve o büyümenin sürdürülebilir olmadığını görüyoruz. Çünkü bütün bu değerlerin hepsini enflasyon alıp götürüyor. O zaman temel olgu burada enflasyona mücadele olmalı. Enflasyona mücadele etmenin kuralları da belli. Amerika'yı tekrardan keşfetmeye gerek yok. O zaman enflasyona mücadele ettiğimizde her türlü değerin kendi olması gereken değerleme seviyesine gelebileceğini hep beraberce görebileceğiz. Türkiye bunu yaptı geçmişte, başarılı da oldu. Ancak burada dirayetli durmak ve sabretmek gerekiyor. Sabretmediğin zaman vazgeçtiğin anda tekrardan her şeyi sil baştan yapabilme imkanına sahip oluyorsun. Şimdi az önce bahsettiğiniz çift kurla ilgili olarak Nurol Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Akkurt da yayınımızda görüş vermişti. Hemen izninizle onu da ekrana getirelim hocam. Ziya Bey, önümüzdeki süreçte burada bir normalleşme beklentisi ortaya koydu. Paylaşalım. Politikalar netleştikçe olacaktır. Çünkü o seçim öncesinde herkes de bir seçim sonrasında ne olacağı belirsizliği üzerine tabiri caizse bir büzülme oldu. Herkes kendisini korumaya aldı. Öyle olunca da piyasada likidite azaldı, doğaldı. Çünkü döviz Türkiye'de kıt olan bir emtiadır. Bir. İkincisi, bir konuyu hiç unutmamak lazım. Türkiye'nin döviz girişi açısından en kritik dönemi Ocak ve Nisan ayının sonuna kadar olan dönemdir. Neden? İşte turizm yok. Ödemeler var bu arada. Büyük kredilerin, ana para ve faiz taksit ödemelerin yoğun olduğu bir dönemdir. Mayıs itibariyle, Mayıs'tan sonra turizmin açılmasıyla döviz konusunda bir rahatlama da olur. Biraz bu likidite sıkışmasının, biraz talebin biraz fazlamış gibi görünmesi, sıkıntılar gösterilmesinin temelinde biraz da bu faktör yatar. Dediğiniz gibi biraz korku dönemi geçti. Ne olacağı beş aşağı beş yukarı belki belli oldu. Artı döviz girişi de olacağı için turizmle birlikte önümüzdeki günlerde bu makasın biraz daha kapanmasını ben bekliyorum. Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş da özellikle borsa yatırımı olanlar için makroekonomik ortamın önemli olacağına işaret etti. Asıl önemli aslında seçimlerden sonraki hükümetin, işte Cumhur İttifakı ya da Millet İttifakı hangi taraf kazanırsa kazansın,
ileriye dönük olarak makro politikalarla ilgili bir resim vermeleri lazım. Bu da bizim en azından kurlarla, faizlerle ne tarafa doğru gideceğimizi aslında bize gösterecek. Onun öncesinde bakarsak son iki çeyrektir şirketler de karlarını açıkladılar. Yavaş yavaş patinaj yaptığını görüyoruz. Yani biz bunu aşağıdan yukarıya da görüyoruz şirketler seviyesinde. Şimdi bir makro bakış vardı ama bir de aşağıdan mikrodan makroya gidiş var. Orada da biraz böyle artık enflasyonun maliyet etkisini görüyoruz. Bu aslında 2021'in işte Eylül ayında faiz indirimiyle bu süreç başladı, bütün bir süreç. Başta bir şekilde ihracat arttırmak hedefliydi tabii ki. İşte TL'leşme, yeni ekonomi vesaire ama geldiğimiz noktada bir süre balayı yaşandı. İhracatı destekledi. Sonra enflasyon arttı. İç talepte artmasıyla birlikte de bir enflasyon. Şimdi de çok tam seçimler bitmek üzere ve çok kritik bir noktadayız. Onu söyleyeyim. Yani ikinci çeyrek, üçüncü çeyrek global ekonomilerde de biraz resesyon söz konusu olduğu için şu önümüzdeki 6 ayı, 9 ayı diyeyim, seçimler belirsizliği ortadan kalktıktan sonra da ki şu anda hemen hemen kalkmak üzere de gerçekten de Türkiye'nin ekonomisi açısından, piyasalar açısından da çok önemli testlerden geçeceğiz. Bunu da ifade edebiliriz. Gerçekten son belki 10-15'in en önemli testlerinden geçeceğiz ve buradaki ana konu şu olacak: iç talep devam edebilecek mi? Hangi kaynakla devam edebilecek? İhracatta biz acaba üretim maliyetlerini aşağı çekebilecek miyiz? Enerji biraz yardım edecek bize. Acaba global piyasalar şey yapacak mı? Yani soru üzerine soru var. Evet. Ve işte bunun etrafında da piyasada dalgalanmalar yaşıyor olacağız. Şimdi kur korumalı mevduattan kademeli bir çıkıştan daha önce Bakan Nebati de Zeliha Saraç'a verdiği röportajda bahsetmişti ama bu sabah mesela yine Ekonomi Gazetesi'ne baktığımızda merkezin bu hafta attığı adımlar çerçevesinde kur korumalı mevduatın giderek daha da cazibesinin artırılmaya çalışıldığı ile ilgili başlıklar bizi karşılıyor. Detay verelim biraz hocam. Bankalara baskı artıyor, kur korumalı mevduat faizi %50 yolunda demiş Ekonomi Gazetesi bu sabah. Merkez Bankası döviz ve altın talebini geriletmek, kur korumalı mevduat ilgiyi artırmak için yeni hamle yaptı diyor gazete. Seçim sonrası ilk iş gününde kredi kartından nakit çekimle, kredi kartıyla kuyum ve döviz alımlarının önünü kesmeyi hedefleyen Merkez Bankası bankalara yine dövizden TL'ye dönüşümde gerçek kişiler için ek dönüşüm hedefi getirdi. Oldukça kafa karıştıran, hatta banka yönetimlerini acil toplantıya götüren karar sonrası bankacılık sektörü kaynakları Merkez Bankası'nın bu adımla vatandaşı döviz ve altın alımından kur korumalı mevduata kaydırmayı hedeflediğini dile getirdi. %40'a geliyor TL mevduat faizleri ve böyle bir ortamda dövizden dönüşümlü kur korumalı mevduat faizinin de %50'ye çekilebileceğini belirttiler demişler. Şimdi burayı da biraz yorumlamaya çalışalım hocam. Dönüşüm nereye kadar sağlanabilir? Her dönüşüme gitmek isteyen vatandaş kur korumalı mevduata mı yönlendirilir? Burada faiz %50'lere dayanabilir mi? Yani kısaca enflasyona yakınsayan bir mevduat faizi ortamına mı gidiyor piyasa? Burayı da biraz açalım mı? Tabii şimdi zaten faizin, politika faizinin gerçekçi olmadığını söylemiştik. Hep de seninle beraber gene programlarda konuştuğumuzda eğer bir hükümet değişikliği olur da muhalefet cephesi gelirse daha ortodoks politikalar uygulanabileceğini ve böylece bir faiz arttırımına gidilebileceğini ama faiz arttırımının da mevduat faizleri oranında olabileceğini söylemiştik. Yani ekonominin genel dengesi maalesef, yani ismi hoşa gitmese de faiz. Yani yapacak bir şey yok. Adını belki değiştirmek lazım Türkiye'de bu temel düşünce tarzını da değiştirmek için. Ama faiz kendi yolunu buluyor. Yani sen ne kadar yapay yollarla aşağı indirsen de o enflasyon seviyesine doğru taşıyor. Çünkü buradaki temel belirleyici unsur o. Aslında piyasada faiz artırımı kendi kendine yapılıyor. Şimdi diğer taraftan baktığımızda Türkiye bir likidite krizine, döviz likiditesi krizine gider mi? Evet, bu olası. Yani burada da özellikle son dönemde bankalara getirilen zorluklar, zorunluluklar işte iki taraftan, hem kredi kartı üzerinden hem diğer taraftan ellerinde bulundurdukları döviz mevduatı çevirmek konusunda daha teşvik edici diyelim önlemlerin getirilmiş olması aslında iki şeyi ortaya koyuyor. Vatandaşın da bireysel döviz talebinden çok çekiniliyor. Şu ana kadarki gelen döviz talepleri ağırlıklı olarak şirketler cephesinden döviz açığı pozisyonlarını telafi etmek ve kendilerini en azından önümüzdeki dönemlerdeki taahhütlerine ya da borçlarına yönelik olarak bugünkü kurdan hazırlamak yönündeki talepti.
Ancak burada bireysel talep çok kuvvetli gelmiyor. Bireysel talep genellikle işte kredi kartlarından çekilen nakit avanslar, ki oradaki faizler çok düşüktü. 1.39 seviyelerinde. Buradan döviz almak ya da altın almak şeklinde ilerliyordu. Şimdi burası da kapatıldı ve eldeki artık dönüşebilecek çok da fazla kur şeyde yabancı para da kalmadı ve bunun tamamı dönüştürülmek isteniyor. Ama bu bir önlem değil. Yani bunun gidebileceği çok fazla bir alan yok. Dolayısıyla ben bunun bir piyasanın kendi içinde bir faiz düzeltmesi olduğunu ve aradaki getiri farkını bu yönden kapatmaya çalıştığını düşünüyorum. Diğer bir husus, bununla ilgili belki son söyleyebileceğim nokta, evet, kur korumalı mevduat bir kartopu haline dönüşmüş durumda ama Sayın Bakan da ifade etti, bu bir şekilde sonlanmak zorunda, kademeli çıkışlar yapılmak zorunda. Belki bunun için en uygun olabilecek olan aylar bu yaz ayları, kısmi olarak özellikle turizm gelirlerinden gelebilecek olan gelirlerin dövize yönelik olan baskıyı bir parça belki hafifletebileceği dikkate alınırsa yavaş yavaş buradan çıkmanın Türkiye'nin hayrına olabileceğini söyleyebilirim. Şimdi seçim sonrası ekonomi politikalarına ilişkin Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Necip Çakır da yayınımızda görüşlerini aktardı, paylaşıyoruz. Seçim sonucunun ne olacağını bilmiyoruz ve ona göre belirlenecek işte hükümete ve hükümetin izleyeceği politikalara da bağlı bu biraz ama yani Cumhurbaşkanı, yani Tayyip Erdoğan'dan bahsediyorum, şu andaki Cumhurbaşkanı'ndan bahsediyorum. Zaten izlenecek politikalarla ilgili bir ipucu verdi. Yani biz yüksek faiz sevmiyoruz, faizi düşürmeye devam edeceğiz dedi. Gerçi politika faizinin bir işlevi kalmadı artık Türkiye ekonomisinde. O yüzden aynı politikaların devam edeceğini düşünüyorum. Tabii bir taraftan da adım adım sermaye kontrolüne doğru gidiyoruz maalesef. Yani her gün yeni bir önlem alınıyor ve işte piyasa bir anlamda boğuluyor. Döviz yok ortalıkta. Döviz satışı yapılamıyor. İthalatçı firmalar bile sıkıntı çekiyorlar. Dolayısıyla böyle bir yapı var şu anda. Bu yapı eğer şimdiki Cumhurbaşkanı devam edecek olursa devam edecek gibi gözüküyor. Yani bu şeyden, krizden çok kolay çıkamayacağız. Ve ayrıca tabii çok önemli bir güven eksikliği var. Yani seçim sonuçlarına CDS'in nasıl tepki verdiğini gördünüz. Hemen başta 652'ye kadar çıktı. Yani ilk günde işte 100 puandan fazla bir artış olmuştu zaten. Bu arada tabii bütçe açığı falan korkunç durumda. Yani geçen senenin ilk 4 ayına kıyasla 20 kat artıp 385 milyara varmış durumda. Yani 660 milyar dolarlık bir hedef var. Bu hedefin yarısı şimdiden de ilk 4 ayda aşılmış vaziyette. Dolayısıyla yani bu piyasalar nasıl dengelenecek bilmiyorum. Yani biz Darun Hoca Mevlu'nun da demecini okudunuz. İşte hepimiz de okuduk. Ve orada da işte yani Türkiye ekonomisinin bu çöküşe nasıl dayanacağını bilmiyorum diyor. Dolayısıyla yani Türkiye ekonomisinin kronikleşmiş bir takım sorunları var. Bu sorunlar halledilmedikçe, yani başta hukuk yapmak üzere, yani Türkiye ekonomisinin rahat bir nefes almasına imkan yok gibi geliyor. Ciddi bir açmaza girmiş vaziyette Türkiye ekonomisi. Yani ben her kim kazanırsa kazansın, nasıl bir hükümet kurulursa kurulsun, ekonomik krizin derinleşeceğini ve bunun sonucunda da işte biz bir iki sene içinde yeniden bir seçime gitmek zorunda kalacağımızı düşünüyorum. Bir de tabii başka bir şey daha var, onu da vurgulamam lazım. Maalesef şu andaki yönetimin pek liyakatli kadrosu yok. Bunlar tasfiye edildiler büyük ölçüde. Muhalefetin elinde var böyle bir kadro. Oldukça liyakatli isimler var ama yani o liyakatli isimlerin de var olan yapı içinde ve meclis aritmetiği içinde çok da fazla etkili olacağını düşünemiyorum maalesef. Şimdi diğer tarafta az önce konuştuğumuz çiftli kur mevzusuyla ilgili olarak BBC Türkçe'de Profesör Doktor Selva Demiralp'in de yeni bir yazısı çıktı. O da acaba Mısır modeli mi yolda demiş ve oradaki kur farkının %20'lere ulaştığına da işaret etmiş. Biz de %5'ler 6'lar civarı bir yerde şimdilik o kur makası durmuş gibi gözüküyor ama bundan sonrasını tabii takip etmek lazım. Diğer yandan Cumhuriyet Gazetesi'nin işsizlikle ilgili başlığı da önemli hocam. Siz de öğretim üyesisiniz. Dolayısıyla merak ediyorum, neler düşünüyorsunuz
durumdasınız bu konuda? İşsizim, boşta gezerim şeklinde bir başlık atmış Cumhuriyet gazetesi. Diyor ki ilk çeyrekte gençlerde dar tanımlı işsizlik oranı %19,9'a yükseldi. Ne eğitimde ne de istihdamda yer alan genç sayısı ise 2 milyon 657 bin kişiye ulaştı demişler. 397 bin üniversiteli olduğundan bahsediyorlar. Aynı zamanda yine kadınların ev işinde olduğunu, kayıt dışılığın yükseldiğini belirtmişler. Geniş tanımlı işsizlik oranının da erkeklerde %29,8, kadınlarda %29,8, erkeklerde ise %18,2 olduğunu belirtiyorlar. Şimdi geçen hafta aldığımız istihdam verileriyle kadın işsizliğini sizinle zaten bir miktar masaya yatırmaya çalıştık. Bugün de isterseniz genç işsizliğini konuşalım. Ne okuyorum ne de çalışıyorum diyenlerin oranındaki yüksek seyir acaba ne ifade eder hocam bize? Gençler arasında istihdam oranı %37,3'ten %36,6'ya düştü diyor. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin resmi TÜİK verilerine dayanarak derlediği haber. Zeynep, gençlerin işsizlik öncesi üniversite dönemlerine baktığımızda öyle bir boşluğa onları gönderdik ki inanılmaz bir şekilde. Tabii aslında bu özellikle uzaktan eğitime yönelik olarak alınan kararlar gençleri tamamen eğitimden koparmış durumda. Yani ben kendi derslerimden de görüyorum, işte derse hiç gelmeyen, hiç bir kere bile, çünkü elektronik sistemlerde görebiliyorsun dersi ne kadar takip edildiğini, öğrenciler o yapılan uzaktan sınavlarda çok rahatlıkla geçebiliyorlar. Ve tabii dolayısıyla ChatGPT gibi bir unsur da var değil mi? Her şey yani maalesef. Tabii zaten soru sınırlaması da oluyor. Yani 20 tane soruya 30 dakika süre verdiğin zaman bomboş zaman kalıyor öğrenciye. Rahat rahat her türlü ChatGPT olmasa bile normal bir kişiye telefon açıp ya da sorup da öğrenebileceği çok şey olabiliyor. Dolayısıyla bu sistem bir kere eğitimimizi mahvetti. Yani gençlerin ileride iş bulabiliyor olmasının da önündeki büyük engellerden biri olabilecek gibi gözüküyor. Diğer taraftan geldiğimizde iş bulabilen gençler ki yani ben sonuçta Marmara Üniversitesi öğretim üyesiyim ve bizim üniversitemizden çıkan öğrencilerin birçoğu iş konusunda tercih edilen öğrenciler olduğu için belki bunu çok fazla biz yaşamıyoruz öğrencilerimiz konusunda. İllaki vardır ama diğer taraftan şunu görüyorum ben gene iş sonrasında mütalaa ettiğim konuda. Öğrencilerimizin aldıkları maaşların asgari ücrete çok yakın olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla evet belki asgari ücret almıyorlar ama asgari ücrete çok yakın bir şekilde ve yoğun mesailerle çalışıyorlar. Hatta birçok iş yerinde bunlar özellikle finans sektöründe dahil olmak üzere yapmış oldukları mesailere ekstra ücretler de ödenmiyor. Ve bunların bir kontrolü de yok. Mesela sosyal güvenlik anlamında en büyük eksikliklerden biri bu. Türkiye'de bence bütün bunların en önemli sebeplerinden biri işçilerin örgütsüz olmaları. Yani bugün işçileri temsil ettiğini öne çıkaran sendikaların aslında ne kadar işçileri temsil edebildiği ya da bu örgütlenmeyi ne kadar sağlayabildiği konusu da Türkiye'de tartışmalı. Onun için sadece sorunun bir tarafında iş bulamamak değil, iş konusunda özellikle sendika, üniversite, ücret politikası gibi birçok unsura baktığımızda bunların çok sürdürülebilir olmadığını görüyoruz. O da genç nüfusta işsizliğe çok sebebiyet veriyor. Biz Amerika'da bambaşka bir konuyu tartışıyoruz. Orada job switchers dediğimiz yani bir işten diğerine kolaylıkla geçebilen kişileri tartışıyoruz. Ve onların sayıları azaldıkça Amerikan ekonomisi daha zora giriyor diye belki yorumlayabiliyoruz. Ama Türkiye'de bir işe giren, buna ben de dahil olmak üzere, yıllarca aynı işte çalışıyor. Çünkü bu işi kaybederse tekrardan iş bulabilme kaygısı birçok kişinin önündeki o değişimin de en büyük engeli oluyor. İş yapısı çok kısıtlı olduğu için. O nedenle çok konu var ve bizim programımıza da sığmayabilir ama ben kısaca bu şekilde senin soruna cevap vermek istedim. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Burak Arzova. Hocam çok teşekkür ederiz aktardığınız tüm başlıklar, verdiğiniz değerli bilgiler için. Şimdi piyasayla ilgili de bir not daha verelim. A1 Kapital araştırmadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal dün yayınımıza geldiğinde iktidar değişmezse yıl sonu borsa hedefinin 5750 puan olduğunu söyledi. Baki Bey piyasa anı fiyatlıyor dedi. Bu yorumla beraber biz de reklamlara doğru ilerliyoruz. Eğer sistem değişmeyecekse pazartesi günü onun bir simülasyonunu yaptım. 5750 çıkıyor. Yani Cumhurbaşkanlığında mevcut Cumhurbaşkanı Erdoğan aldığı takdirde 5750 civarında bir şey çıkar. Ama değişim olursa şimdi Cumhurbaşkanlığı daha önemli. Daha kanun hükmünde kararnamelerle bir sürü etki yapıyor ya. Bakanları ataması da o şekilde. O zaman baştan bir daha yaparız ama şu anda 5750 yeterli gördüm. Piyasa anı fiyatlıyor. Yani geçen hafta pazartesi gördük. Muharrem İnce haberiyle beraber bir rally. Perşembe gene
Muharrem İnce Bey ile bir rally. Pazartesi günü olmayınca direkt bırak, herkes koçları model portföyden çıkardılar. Kamuya yakın, hükümete yakın diye adlandırılan şirketlerde hareketlilik vardı. Dün satış baskısı normal şartlarda biz bugün de devam etmesini bekleyip öğleden sonra bir toparlanma bekliyorduk ama dün bankanın diplerden oldukça iyi, güzel alımlar geldi. Kamu kaynaklı alımlar geldi. Evet. Yabancı tarafına satışını yerliler ve kamu tarafı karşılayınca yukarı yönlü bir hareket yapıyoruz ama bunu ben sürekli olacağını tahmin etmiyorum. Tek platform tüm dünya. Philip Capital sunar. Ve küresel piyasalarda son durumu da öğrenelim. Döneceğiz. Bloomberg HT Asya temsilcisi Sadi Kaymaz'a Pekin'e soracağız. Sadi, sabah saatlerinde dış ticaret verileri Japonya'da beklentiyi karşılayamadı dedik. Diğer tarafta Nomura Çin'le ilgili büyüme beklentisini düşürmüş. Piyasalarda seninle aktardığımız yeşil seyir hala devam ediyor diyebilir miyiz? Neler var notlarında? Hisse senetleri tarafında yeşiller devam ediyor. Üstelik de örneğin Japonya'da %1'i aşan kazançlar var. Japon borsası da üst üste arda arda dördüncü gün oldu. Yükselişine devam ediyor. Nikkei'ye son 2 yılın en üst seviyelerinde. Yine Topix'e bakarsak, daha geniş endekse bakarsak, o da 1990'dan bu yanaki en yüksek seviyesini sürekli merdiven çıkar gibi böyle çıkıyor Zeynep. Şimdi makro veriler var, şirket haberleri var. Hızlı hızlı anlatayım ben de. Şimdi makro veriler tarafında sen dış ticarete dikkat çektin hemen. Japonya dünyanın üçüncü büyük ekonomisi. Beklentileri ıskaladı. İhracatı %2.6 oldu. Tabii ıskalarken de şuna dikkat çekmek lazım. Aslında Avrupa Birliği tarafına ve Amerika tarafına %10'dan fazla büyümeler kaydetmişler. Ama diğer tarafta baktığımız zaman hepsi konuştuğumuz şey, Çin'de toparlanma gerçekten hızla ivme kaybediyor. Bunu Çin'in genel ithalat verilerinden de görmüştük. Beklentilerin çok altında gelmişti. Yine Japonya'nın Çin ihracatında da %6'lık bir düşüş var. Hatta %6'dan fazla bir düşüş var. Dolayısıyla Çin ekonomisi zayıf. Tabii Çin ekonomisi zayıf olunca hem para birimlerini etkiliyor, hem hisse senetleri tarafını etkiliyor. Bugün böyle yeşillere rağmen aslında Şangay, Shenzhen ve Çin'in Nasdaq diyebileceğimiz Chinex çok zorlanıyor. Hatta Chinex şu anda da eksi de. Tabii orada bir taraftan da yeni baskı unsuru olarak da Çin yuanı ortaya çıktı. Şu anda offshore piyasada 7.03 noktalarına kadar tırmandı. 7.02'lerde 7 hattını açtı ki çok kritik bir eşik. Dolayısıyla Çin'de makro açıdan baktığımızda para birimi hala baskı altında kalacak. Daha da kalabilir. Neden? Çünkü ekonomi, makro ekonomi kötü olduğu zaman tabii ki Çin mali ve parasal genişleme beklentileri de, gevşeme beklentileri de doğuyor. Bu da tabii ki Çin yönü daha da zayıflatabilir. Diğer taraftan tabii Avustralya'ya dikkatini çekeceğim. Avustralya'da istihdam verileri geldi. Orada sürpriz bir şekilde 25 bin istihdam bekleniyordu. Yeni istihdam bekleniyordu ama 3600 yeni istihdam, düzeltiyorum, istihdam kaybı oldu. Mevcuttan kayıp oldu, sürpriz oldu. İşsizlik de %3.5'ten %3.7'ye çıktı. Tabii burada piyasalar bunu biraz olumlu karşıladı. Çünkü Avustralya Merkez Bankası 11 toplantıda üst üste faiz arttırmıştı. Hatta seninle konuşmuştuk, son faiz arttırma sürprizdi. Onun tutanakları hatta dün çıkmıştı. Orada sıkı istihdam piyasasına dikkat çekmişti. Libya için bir sıkı istihdam piyasasında çok köklü bir değişiklik var gibi geliyor. Dolayısıyla da hemen olasılıklar düştü. Neyin olasılıkları düştü? 12. defa gelecek toplantıda muhtemelen faizde duraklat tuşuna basacaktır. Güney Kore borsası da bugün çok iyi. Zeynep, şirket haberleri, yatırım haberleri de var. Bu arada hemen daha da hızlanayım. Zeynep, bir defa Micron, Amerikan hafıza çipi devi diyelim, Japonya'ya neredeyse 4 milyar dolarlık bir yatırım yapacak. Bunun 1,5 milyar doları Japon hükümetinin cebinden çıkacak. Çip üreticileri hem Kore'de hem Japonya'da hareketli. Yine otomotiv hareketli. Otomotivde rekorlar kırılıyor. Son rekor Güney Kore tarafından geldi. Tek bir ayda 240 bin ihraç etmişler. Yine Hindistan'a da dikkatini çekmek isterim. Zaman zaman çok böyle Hindistan konuşmak istiyorum Zeynep. Çünkü AWS, Amazon'un bulut bilişim kolu 2030'a kadar Hindistan'a 13 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı. Yani kabaca böyle 6'ya bölsek herhalde her sene 2 milyar dolarlık yatırım yapacak. Sadece AWS değil,
Teste'de daha Hindistan pazarına açılmak istiyordu ama şimdi biz bir fabrika kurmak konusunda da Hint hükümetiyle ilerlemeler kaydetmiş. Bakalım Tesla'nın yeni mega fabrikasının yeni adresi acaba Hindistan olur mu? Bir taraftan Koreliler de bu fabrikayı istiyordu ama bana sorarsan sanki hem iç pazara bakarsak hem de orta sınıfa, büyüyen orta sınıfa bakarsak Hindistan'a gitme ihtimali sanki daha fazla. Bloomberg HT Asya temsilcisi Sadık Aymaz, çok teşekkürler. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sundu. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Araştırma masasında ilk söz diyeceğiz. Bloomberg HT Para ve Sermaye Piyasaları Müdürü Ebru Usta ile beraberiz bu sabah. Ebru, günaydın, günaydın, hoş geldin. Her sabah olduğu üzere demek lazım aslında bu sabah derken. Şimdi haftanın dördüncü ancak son işlem gününde acaba neler bilmek lazım? Açılış öncesi dün borsada artıda bir kapanış yapmışken. Biraz küresele gidelim istersen. Pozitif bir hava vardı çünkü küresel piyasalarda. Dün ABD kapanışı %1'in üzerinde artılarla gerçekleştirdi piyasalarda, Amerika piyasalarında. Bunun aslında en önemli sebebi borç krizi, borç tavanı kriziyle ilgili pozitif gelişmeler. Hem Biden'ın açıklamaları bu yönde temerrüde düşmeyle ilgili bir sorun olmayacağı, anlaşma sağlanacağı ile ilgili açıklamaları Biden'ın, hem de Meclis Başkanı Kevin McCarthy'nin açıklamaları, hafta sonuna kadar bir uzlaşma sağlanabileceği ile ilgili açıklamalarda bunlar. Bununla birlikte pozitif bir seyir olduğunu gördük ama bir sebebi daha var aslında Amerika piyasalarının pozitif kapanmasının. Bu da banka hisselerine gelen alımlardı. Özellikle Western Alliance hissesinde mevduatların son 3 ayda 2 milyar dolardan fazla arttığı görüldü bilançolarda ve bununla birlikte son 2 ay içerisinde 3 banka iflas etmişti. Diğer bir banka bu olabilir mi diye tartışmalar yaşanırken mevduatlardaki artış hem küçük bankalara, hem bölgesel bankalara, hem de büyük bankalara alımlar getirdi hisse senetleri piyasasında. Örneğin Western Alliance hissesi %10 civarında artıda kapandı. PacWest %22 artıda kapandı. Comerica %12, Zions %12, K-Corp %9 gibi, PNC Financial %6.8 gibi artılarla kapanışlar gerçekleştirdi. Bununla birlikte S&P'de 4159 seviyesini takip ediyoruz. Burada kapanış oldu %1.2 civarında artıda. Dow Jones Endeksi %1.24 arttı. Nasdaq %1.28 artıda kapanışlar gerçekleştirdi. Bugün Asya piyasalarına baktığımızda dünkü pozitif ABD kapanışlarının ardından bugün Asya'da da pozitif bir seyir olduğunu söyleyebiliriz. Bugün Alibaba'nın bilançosunu takip edeceğiz Asya tarafında da. Küresel piyasalarda bu gelişmelerle fiyatlanırken dolar endeksinde dün 103'ler aşıldı, yukarı yönlü bir seyir vardı. Şu anda da 102.9 seviyesinde. ABD 10 yıllıkları 3.57'leri gördü. Borç kriziyle, borç tavanı kriziyle birlikte getirilerde de yukarı yönlü bir baskı devam etti. Dördüncü işlem günde de satıcılı bir seyir vardı ABD tahvillerinde. Şu anda da %3.56 seviyelerinde bir 10 yıllık faizi var. Asya'da pozitif bir görünüm var. ABD vadeleri yatayda şu anda. Bize dönecek olursak aslında seçim sonrasındaki ilk işlem gündeki o yüksek volatilitenin artık yerini bir miktar daha normalleşmeye bıraktığını görüyoruz. Dün de Borsa İstanbul tarafında %1.57'lik artıyla 4.661 puandan kapanış gerçekleşti. Bankacılık endeksi her ne kadar negatif ayrışsa da önceki günlerdeki kadar negatif bir seyir yoktu. %1.1 civarında, %1'ler civarında bir bankacılık endeksinde kayıplar vardı. Halkbank ve Vakıfbank hatta yine artıdaydı bir önceki günde olduğu gibi. İş Bankası'nda kayıplar %1.3 seviyesine kadar geri çekildi. Önceki günlerde taban taban seviyeler görüyorduk bankalarda da. Sınav endeks pozitif aşmaya devam ediyor. Dün de %2.6 artıda kapandı. Yabancı takas oranı %30'lara kadar yükselmişti ama geçtiğimiz haftaki yabancı alımlarıyla yükselmişti. İki işlem günü var. Bu haftaya baktığımızda %29.27'ye kadar tekrar geri çekilmiş görünüyor.
Hacim bir önceki günden bir miktar daha az, 63 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Bugün açılış beklentisi yine dünkü ılımlı pozitif havanın devam edeceği yönünde borsa tarafında. SPK bülteni geldi. Orada yeni halka arz onayı da yok. Bugün sanıyorum iki yeni halka arz işleme başlayacak. Diğer taraftan CDS'de dikkat çekici bir değişiklik vardı seçim sonrasında. CDS bu sabah 690-691 seviyelerini test etti. 700'e doğru yükseliş sergiliyor o tarafta. Ama şu anda 681 baz puanda. Ama yükselmeye devam ediyor diyebiliriz en azından. Yani orada normalleşme borsadaki kadar olmadı. Henüz bir geri çekilme tam olarak göremiyoruz. 681 baz puanda yani 200 baz puan birden gitti orası. Evet, çünkü 477'den 681'e kadar Cuma'dan bu yana yükseliş var. Bugün son işlem günü bu haftanın. Yarın piyasalar kapalı olacak. Gelecek hafta seçim öncesindeki son işlem günleri olduğu için yine volatilite bir miktar daha yüksek seyredebilir. Bundan önceki haftada olduğu gibi. Ama bu hafta son işlem günü olduğunu söyleyebiliriz. Piyasalar denge bulmaya çalışıyor. İlk günkü o negatif seyrin ardından onu söyleyebiliriz. Dolar TL'de yükseliş hafta başından bu yana %1 civarında, hatta %1'i aştı. Serbest piyasa ile bankalar arası piyasa arasındaki farkın da yavaş yavaş azalmaya devam ettiğini görüyoruz Zeynep. Daha fazlasını da 9.45'te piyasa masasında ele alacağız. Ebru Usta, Bloomberg ETF Para ve Sermaye Piyasaları Müdürü, çok teşekkürler. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Bloomberg.com'dan çıkan başlıkları da aktaralım. Sermaye Piyasası Kurulu payları girişim sermayesi pazarında işlem görecek ortaklıklara ilişkin usul ve esasları belirledi. Bu esaslar resmi gazetede yayımlandı. Tebliğin amacı halka açık olmayan ortaklıkların GSP'de işlem görmek üzere sermaye artırımı yoluyla ihraç edilecek paylarının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışına ve söz konusu ortaklıkların yükümlülükleriyle muafiyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek olarak açıklandı. Ve dönüyoruz ikinci başlığımıza. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden dün kongre liderleriyle borç limiti konusunda verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti. Amerika temerrüde düşmeden bir anlaşmaya varacaklarından emin olduğunu söyledi. Bu da piyasa için ana moral kaynağı bu sabah. Böylelikle ilk söz programının sonuna geldik. Yayın yarın 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, Atatürk'ün gençlere armağanı olan bayramı kutlayacağız. Aynı zamanda borsa yarın kapalı olacak. Pazartesi sabahı tekrar buluşacağız. Hoşçakalın.